Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Psikoloji bugün. Güneşin devamlı aynı fotonları tekrar etmesi. Güneş aynı şeyi tekrar ediyor. Deyip fotonları tekrar etmesi. Başka? Yağmurun, suyun, ağacı devamlı aynı suyla sulaması. Bulutun, yağmur suyuyla, aynı suyla sulaması. Zahirde bunlar tekrar gibi gözükürken aslında başkadırlar. Mesela bir tanesi sormuştu. Buna herhalde bundan olmuş, yazmama sebep olmuş. Uçaktayız, uçakta denk geldi. Dedi ki, Trabzon'dan kalktı uçak. Eczacıymış adam. Konuşma geliyor, geliyor. Demek ki kafasında bir sürü şeyler var. Baktı ki bir zemin buldu, hepsini boşaltmaya başladı. Dedi ki bir tanesi, haçta diyor, ay bir insanın dönmesi, aynı şeyi tekrar etmesi benim mantığıma girmiyor diyor. Benim mantığıma girmiyor. Aynı şeyi tekrar ediyor. Bunu uçakta da demesi çok ilginçtir. En güzel tevafuk etti. Biz 27 A ve B'deydik. Koltuk, unutmuyorum. 27 A ve B'deydik. Kanat ön tarafa gelmişti. Biz kuyruktayız, tamamen kuyruktayız. Dedim ki şu pervaneyi görüyor musun? Evet, devamlı dönüyor. Dönmediğini kabul et. Hareketi bir kere yapıp durdun. Evet. Tekrar. Peki onun noktasında, pervanenin noktasında tekrardır. Uçak için ileridir, tekrar değildir. Her bir dönüş bir hamledir. Bir sıçramadır, ileriye sıçramadır. Pervane döndüğü için uçak içeri, ileriye gidiyor. Yani motordan kasıt insandır. Ha? Kanat orası, Kabe. Aynı şeyi sen tekrar ediyorsun bedensel itibariyle. Ama ruh sıçrıyor. Bir yerlere gidiyor. Sıyrılmanın ifadesidir. Burada da foton da öyle. Mesela çekirdeğe vurur, patlatır. Ağaca vurur, yaprağı meydana getirtirir. Biraz da vurur, çiçek olur. Biraz da vurur, meyve olur. Biraz da vurur, meyveyi tatlandırır. Ama aynı şey. Zahirde gözüken aynıdır ama kendisinin bütünsel yapısı değişiyor. Yani Kabe'de dolaşan beden aynıdır, ruh aynı değildir. Her gün benim ama iç alemim her gün farklı. Başka? Biz nurcular vermeye alıştık. Ruhumuzu da inşallah Azrail'e rahat veririz. Abi, vermeye alıştık. Hep alanlar düşünsün. Devamlı alanlar iki cemaat var Türkiye'de. Fethullahçılarla Süleymancılar. Onlar ruhu nasıl vereceğini onlar düşünsün. Çünkü hep almayı üzerine kurulmuş sistem. Hep al. Kimse itham etmiyorum, ben hiç sevmeyen bir insanım. Ama işlerinde çok bulundum, hala beraberim. Hep alma üzerine kurulduğu için hep alanlar veremezler. Hep verenler almaya utanırlar. Müslümanın dünyadayken ulvi ahirete ait latifelerini uyanmışsa, burada dünyada dünyevi istediğiyle dengede kullanmak çok zor olduğundan muvazenesiz ve dengesiz oluyorlar. Şimdi çok ilginçtir bu. Tabii uslup şeyi var. Tam böyle ifade edemiyorum ama kendime alamet koymuşum. Mesela bu dünyada yaşarken insanın ulvi duyguları, hazlar uyanmışsa
İnsan bu hazları yaşar burada. Fakat bu ulvi duygular, hazlar bu dünya cinsinden değil. Dünya malı değil. Ama burada yaşıyorum. Burada yaşadığı için bedensel bazı konuşmalar, tavırlar, davranışlar, bazı insanlara hiç kimse uymayan bazı şeyler olur onlarda. Bu sefer dengesizliğe ve muvazenesizliğe sebep olabilirler. Peki ne yapacak? Ölçüyle hareket edecek. Deniz gibi olmayacak. Deniz fıtratta ayrıdır. Göl fıtratta ayrıdır. Deniz düşeni sahile atar. Bazı fıtratlar var. Hiç böyle içeride hazmedemez yani sıkıntıyı. Deniz gibidir. En ufak bir sıkıntıyı hemen sahile vurur. Çok kötüyüm, iyi değilim. Adama dokunmayıver yani, pilerine dokunma. Mesela nasılsın? Çok kötüyüm, iyi değilim. Veya nasılsın en güzel ifadeyle? İyi diyelim de iyi olalım. Böyle hiç hazmetme yok. Göl ise düşeni yutar. Gömer yani aşağıya. Sonra onu çürütür veya kapatır, başka bir şey yapar aşağıda. Hani o da lazım, o da lazım ama seni hangisi rahatsız ediyorsa ona dikkat etmen lazım. Şimdi bir daha söylüyorum. Bazı insanlar ehli tefekkür, ehli ilim, bu yolda yürürken, bak vartalardan bahsediyorum, çok mühim ha, sahasete sana söylüyorum. Bazı hazları yaşar böyle, bazı hazlar uyanır. O ötelerin özelliği o. Mesela lezzeti mukaddesi olur, huzur olur. Tamam mı? Böyle huzur olur. Garip garip hisler olur. Hazlar olur, latifeler olur. Bu buralı değil. Ama bedende yaşanıyor. Bu beden de ona uygun değil. Bu sebeple bedenin konuşmalarında, hareketlerinde gariplikler oluyor. Adam aniden hareket ediyor. Ya dur bir dakika ya. Dur bir düşün. Böyle yapman gerekiyorsa şey yap. Ani hareketler olur. Ani hareketler yapanlara size alamet veriyor. Böyle hiç yapanlar buralı değil o adam. Ha ulvi ister mi? Hayır. Ya şeytan hakim ya da öteler hakim maneviyat. Bir daha asude oluyor, sakin. Yer yer hepimizde olur bu. Peki ne yapacağız bu muvazenesiz ve muhakemesizlikten, yani onun getirisinden? Esasata tabi olacağız. Kuralın içinde olacağız. Kuralsız yaşamayacaksın. Bir yer, kuralı nasıl yaşarsın? Bir yere mensubiyetten gelen sorumluluk taşıman lazım. Ben şu cemaata veya şuraya bağlıyım. Oranın izni olmadan ben yapamam, gidemem, değiştiremem, alamam, veremem. Yani sorumluluk hissetmen lazım. Sorumluluk hissetmeyenlerin en büyük vartası muvazenesiz hareket etmektir. Ve başına ne gaileler gelir biliyor musun? Yani bir yere bağım, ben Nurcu'yum diyor. İstediğini hareket ediyor. Ben tarikatçıyım diyor. İstediği gibi yaşıyor. Olmaz ki. Olmaz. Yapamazsın. Ha yaparsan o iddiadır. Tarikatçılık, Nurculuk iddiadır. Bir sorumluluk taşıman lazım. Ben buranın mensubuyum diyebilmek kadar büyük dünyada nimet yoktur. Ben bu şuranın mensubuyum. Dolayısıyla istediğim gibi hareket yapamam. Sormam lazım. Okumam lazım. Bakmam lazım. Ne diyor bakalım? Müsaade ediyor mu? Bir yere mensubiyetinizi hissederseniz, yani nefis daha sizi o kadar cirit atamaz. O kadar sizi sıkamaz. Psikoloji sorunlar asgariye iner. Başka? Zekilere edile-i şeriye söylesen de kale almaz. Çünkü akılları geridedir. Zeka ve akıl. İkisi de aynı şeydir. Zekavet, aklın sıfatıdır. Tamam mı? Kuvvetli olmak benim sıfatımdır.
Değil mi? İyi koşuyor. Yani bunlar yani sıfattır. Ben değilim. İyi görüyorum. Sıfattır. İyi konuşuyorum. Sıfattır. Yani buz suyun sıfatıdır. Nasıl anlarız sıfatla asıl? Eğer buzdan suyu alırsan, buz yok oluyorsa o zaman su asıldır. Buz suyun sıfatıdır. Ben de görmekliği kaldırın. Gene ben varım. Demek ki görmek sıfattır. Ben asılım. Tamam mı? Zekavet sıfattır aklının. İyi dinle. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadığı için bu akıllığı yapan bu akıldan önce olması lazım. Bu aklı ona bağlarsan akıllılık olur. Bu vahiydir. Eğer bu akıl beni idare eder diye vahye bağlamayıp bu akılla kendini yönetmeye kalkarsan zekisin. O Allah belasını verdi işte. Bütün o intihar edenler akıllı olanlara değil, zeki olanlardır. Bak, deliler, hayvanlar, çocuklar intihar ettiğini duydunuz mu? Yok, düşüp ölmüştür o kadar. İntihar etmez. Ama zekilerin her gün intiharlarına şahit oluyoruz. Zeka, ha, akıl, akıllı olmaz. Akıllı olan intihar edemez. Ne demek akıl? Bak iyi dinleyin. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadığı için bu akıldan önce akıl olması lazım. Bu gözü yapan bu gözle yapmamıştır bu gözü. Bu gözden önce göz olması lazım ki bunu yapsın. Tamam mı? Bu aklı yapana aklı bağlarsan akıllısın. Vahidir yani. Onlarda intihar olmaz. Onlarda psikoloji sorunları da geçici olur. Hemen tak ölçü gelir, tak yola girer. Azrail aleyhisselamın kuvve-i gadabesi olmadığından kızmaz, gadaba gelmez bizim gibi. Bu da çok antika. Ya Azrail aleyhisselam bunu hırtlağımıza basacak, canımızı alacak, bunu basacak, o yanı, ver lan şu canı. Değil. Niye? Çünkü Azrail aleyhisselamın kuvve-i gadabiyesi yok. Onun için kızmaz. Hıh, filanı kesti mi? Sen yaşarken neler yapıyordun? Şunun canını bak nasıl alacağım göreceksin. Yok. Çünkü kuvve-i gadabiyesi yok. Anladınız mı? Bu çok önemli yani. Lazım çok da dediği gibi beni buradan buldun. Öyle demiş ya. Öyle demiş değil mi? Beni buradan mı buldun demiş. Azrail aleyhisselam. Bazı demiş. Öyle mi? Acayip bir şey ya. Niçin şey yapmış biliyor musun? Temel, ama çok acayip düşündürücü, çok hoşuma gidiyor. Temel sinemaya gitmiş. Ertesi gün gene gitmiş. 15 gün film durur. Bakmış komşular, arkadaşlar görüyor. Aynı film 6 defa gitmiş. Aynı filmi. Bak şimdi güleceğiz ama alacağın dersi bakayım alabilecek. Demiş Temel, aynı film 6 defa nasıl gidiyorsun? Demiş ya iyi bir adam var dedi. Bir çocuğu kurtarmak için zanın elinde araba hizli sürerken kaza yaptı dedi. Tamam. Gidiyorum o acaba ikinci filmde o kazayı yapmaz mı? Kurtarır mı diye onun için gidiyorum. Hani ilk seyredince kaza yaptı ya adam. Düştü mazlumu kurtaramadı orada kaldı. Ya ikinci filmi seyrediyorum ki belki oraya artık tecrübesi olmuştur. Geçer orayı kaza yapmaz diye. Ama 6 defa da inan aynı kazayı yaptı dedi ya. Biz böyleyiz biliyor musun? Aynı delikten birkaç defa ısırılıyoruz. Aynı hatayı kaç defa yapıyoruz? Kaç defa filmi seyrettin? Ha? Şimdi kim gülenecek? Kim gülenecek kim? O mu biz mi? Ben. Ben biz ya. Her bir günah içinde bir sıkıntı var. Gene işliyoruz. Küllünnâsı mecnûnun âlâ kaderil hava ihtilâfil cunun. Bütün insanlar delidir diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Ama delilik derece derecedir. Ne demek? Allah'a ve ahirete inanacak. Ahirette hesap vereceğini biliyor. Kesinlikle inanacak. Her amelinden hesaba çekileceğini bilecek, iman edecek. Rahatlıkla internette pisliklere girecek. Bir sokakta pis şeyleri seyredecek. Bilerek. Delilik değil midir? Yani akıllılığın işi mi? Onun için küllünnâsı mecnûnun âlâ kaderil hava ihtilâfil cunun.
13. şuada geçiyor bu. Dersten önce ve sonra kendine bir bak. Fark dolan iman enerjisidir. Bir şey olmuyor mu? Dersten sonra bir şey olmuyor mu sende? Bir dersten önceki halle mi aynısın? Hiçbir şey alamamışsın demek. Eğer dersten sonra sende bir oluyorsa pil dolmuş demektir. O enerjinin adı imandır. Sana hayatı vererek hayatla alınanlarını da vermiş oldu. Sana hayatı vermek de neyi vermiş oldu? Hayatla ne alınıyorsa onu da vermiş oldu. Mesela hayatı verdi, bina aldın. Hayatı verdi, eş aldın. Hayatı verdi, araba aldın. Hayatı verdi, Kur'an okudun, hatmettin. Hayatı verdi, namaz kıldın. Allah ne yaptı biliyor musun? Hayatı verme ile hayatla alınanları da otomatik olarak verdi. Hep Allah verdi. Çünkü onunla aldın. Anlıyorsun değil mi bunu? Yani sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet ediniz dediği gibi yani. Evet. Hani hem esbabı hem de esbabın öncekini yani müsebbibi yani ikisinden fark etmesi gibi. Evet. Yani ağacı yaratan olduğu gibi ağaca meyveyi takan da odur. Başka. Bu da çok önemli benim için. Sabretmeyi öğreneceksin hayat. Bak. Sabretmeyi öğreneceksin Hasan. Hayat sana dayatarak öğretmeden öğren. Bazen de hemen yapmayı öğreneceksin. Sabretmek bir kültür işidir, bir eğitim işidir, bir beceridir. Sabretmeyi öğreneceksin. Niye? Hayat sana öğretmeden. Hayat sana, ben bir siyasi bir lider var, Cumhurbaşkanı. Diyor ki, çok ilgimi çekmişti o bir yerde denk gelmişti mi? Birisi söyledi. Allah'a hamd ediyorum ki diyor, sabretmeyi bana öğretti. Çok ilginç yani. Sabretmek doğuştan bir cevherdir, bir enerjidir, tamam? İstidattır. Onu eğitmen gerekiyor. Başka? Sakın ola kim olduğunu unutma. Sakın ola kim olduğunu unutma. Biliyorsunuz değil mi bir padişahın elinde bir papucu varmış. Sadrazamın. Adamın biri çobanmış. Ama Allah donanımı vermiş vesaire. Padişah oralardan geçerken tepdili kıyafet etmiş. Bu adama denk geliyor. Adam harika cevaplar veriyor. Bunu saraya danışman olarak alıyor. Ama astımı unutmayayım diye papucunu, çarığını da almış, çarık. Sonra ilerleye ilerleye başbakanlık makamında sadrazam olmuş. Ama Erkan bak şimdi, odasında girdiği zaman sadrazam orada, arkasında şey var, çarıkları asılı duruyormuş. Sordukları zaman, niçin çarık burada duruyor deyince, astımı unutmamak için demiş. Aslımı unutmayın. Aslını unutan çok hata yapıyor. Aslından kasıt nedir anlamında? Bu soy olur, karakter olur, kimlik, kişilik olur. Manevi yaptın, efendim abi? Şey olabilir mi hocam? Hani biraz önce dedik ki aynı delikten kaç sefer sokulur. Evet. Geçmişte yaptığımız hatalardan mesela ders alıp veyahut da doğru bu şeyler... değil, bu değil, bu şu. Allah'ın sana şimdi verdiği nimetlerle şımarmamak, taşmamak, haddini aşmamak. Bugün haddini okudum İstanbul hukukunda şimdi. Haddini bilmek, haramlarda kalma. Allah'ın çit dediği, yani buraya hayvan girmesin var ya böyle, tarlaysa şey yaparlar, direkler yaparlar da tel sikerler. Allah'ın mezrası var, merası var, merası var. O meraya girilmemesi için çit dikerler ya, onun adı haramlarmış. Haram. Girme ya. Başka, sen ne yapman gerektiğine kafa yor, ne olacağına değil.
Ne yapman gerektiğine kafa yor. Ne olacak ona yorma. Ben bugün ne yapacağıma kafa yor. Acaba ne zaman öleceğim, nasıl öleceğim? Kabirde başıma neler gelecek, onlarla meşgul olma. O senin işin değil. Şeytanın işi o, sana onları yaptırıyor. Yani yapman gerekenleri unutturmak için hiç alakası şeylerle meşgul ediyorsun. Senin ne kadar ömrün olacağını kim tayin ediyor? Allah. Niye peki uzun ve kısa yaşamayla dert ediniyorsun? Senin işin mi? Sen şimdi ne yapman gerektiğine kafa yor. Geniş zamana yayıyoruz kafayı. O şöyle oldu da böyle oldu da keşkeler, keşkeler, keşkeler. Olacak, olabilir, ihtimaldir. Allah Allah, acaba öyle mi, eder mi, der mi, yapar mı? İki tane böyle bir sistemin içinde bu ruh durabilir mi? Bitti de bu. Allah Resulü'nün bir hadisi var. Çok hoşuma gidiyor. Her olayda kullanıyorum. Sizin dedeniz. Bunlar sihirdir. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, oğlanda hayır vardır. Olmuş mu bir şey? İsrar etme. Mevla görelim neler, nelerse güzel eyler demiş ya. Olmuşsa onda bir hayır vardır. Küfür hariç. Çünkü Allah Resulüne sormuşlar, nasılsın ya Resulallah? Elhamdülillahi ala külli hal sibel küfrü ve dalal. Küfür ve dalaletten hariç her halime hamdolsun. Bak, olmuş mu bir şey? Kafirlik midir o? Yok. Dünyevi bir hadise mi? Psikoloji midir? Ailevi midir? Ekonomici. Hayır vardır kardeşim onda. Yani bizzat güzel ya da neticeleri itibariyle güzeldir. Şeyine mi giriyor? Evet, 18. sözdeki. Ya bizzat güzeldir ya neticeleri itibariyle güzeldir. Sen ne yapman gerektiğine kafa yor, ne olacağına değil. Senin vazifen emrolunanı yapmaktır. Neticesi Allah'ındır. Celle Celaluhu. Başka? Erken karar verme, hastalık olduğu gibi. Erken karar verme, hastalık olduğu gibi. Hastalıkmış bu. Erken karar vermek, hastalık olduğu gibi. Geç karar vermek de hastalıktır. Vasatı doğru ve itidalıdır. İtidalidir. Yani yorumları önceden yapma. Sırf olaya odaklan. Neticeyi kendince yorumlamak erken karardır. Çünkü hakiki hikmetini, illetini bilmiyoruz. Çok kararda ise, geç kararda ise ondan sonra yapacağını peşi sıra yapmamaktır. Demek ki erken karar vermek, acele etmek bir hastalık olduğu gibi geç karar vermek de bir hastalıktır. Başka bir yer okuyorum. Soru sorarak insanı ikna etmek. Soru sorarak insanı ikna etmek. Adresi tarif etmek gibi değil. Bak şimdi. Yani tarifte mesela şu. Abi dializ hastanesi nerede? Sordular. Bak buradan ileri gidiyorsun. Sağa dönüyorsun. Kardeşim 200 metre ileri git. Sola vur. Dik git. Hiçbir yere şaşma. Tekrar bir sola vur. Sağa dön. Karşında göreceksin. Bu tariftir. Kim gidecek buraya? O. Bak bu çok önemli, bir şey anlatacağım. Adresi tarif etmek gibi değil. Yani tarifte sen bul var. Soru sorarak cevabı onun bulmasına çalışmak, yolda yürütmektir. Soru sorarak insanları ikna ettiğin metodunu yapın. Mesela bir misal vereyim. Hatırıma gelen. Ahiret var mı hocam? Soru sor. Hiç ahiretin ispatını geçme. Peki olmaması olabilir mi? Niçin olmasın sence? İnsanlar için olmaması daha mı iyi? Olmasa daha mı iyi olurdu? Soru sorarak daha kesin sonuç alabiliyorsun. Çünkü soru sorarak sen yürütüyorsun. Adres tarif etmek gibi değil. Adresi tarif ediyorsun, gidiyor. O anlatmaktır, doğruyu anlatmak. Soru sormak ise yürütmektir.
Soruya soru sormak. Bak, virajı al. Sonra sola vur. Sonra sağa dön. İleri vesairelerle elinden tutup göstermeye benzemez. Demek ki doğruları anlatmak adres göstermektir. O yürüyecek. Soruları sormak, sorusuna sorularla sormak. Mesela dedik ya, hocam Allah var mı? Sence niçin yoktur? Olmaması daha mı iyi olurdu? Mesela sence olmamasına, olmadığına delil ne vardır? Şimdi kendisi düşünsün olmadığına delil. O nedir biliyor musun? Adres gösterip de tarif etmek gibi değil. Bizzat elinden tutuyorsun. Bak yavrum bol sola vur. Vurduk. Sağa dön. Dik git. Aha burası. Biraz garip mi oldu? Güzel mesela. Tamam. O zaman yastan bak ne diyor. Vehim, vehim değil. Hayal, hayal olmadığı gibi. Ciddi bir yapıdır vehim. Aldatma ile çalışıyor. Kendisi ciddi bir sistemdir vehim. Dimağın ikinci mertebesinde çalışıyor. Tahayyül, tasavvurda. Ama gizlenmiş kendini. Kendisini gizlemiş. Kimse bundan haberdar değil. Vehimden kimse haberi yok toplumda. Nurcular bunu biliyor. Onun sözünü ve düşüncelerini kendinden zanneder. Mesela varı yok yoku var eden bir sistem. Dimağın yedi mertebesi var. Soğan kabuğu gibi böyle düşünün. En diş kabuğunda tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, itikat. İkinci mertebede, tasavvurda vehim. Hangi durumlarda bu hücum eder insan abi? Daha çok böyle şeylerde. Tereddüt. Her şeyde yapar. İbadetlerde, imanda, itikatta yapar. Tereddüt, şüphelerde daha da baskın olur. Evet, tereddüt, şüphelerde. Mesela kesin bilinmeyen şeylerde. Mesela nefes nefesi kaldığını abdest alıyorsun. Ne yaptım, abdesti yaptım mı? Ha orada devreye giriyor. Mesela ciddi, şuursuz, namazı bozan bozmayan şeyleri bilmiyor. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ola namazın bozuldu mu? Diyen, namazı bozu. Hangi şartlarda namaz bozulur, hangi şartlarda bozulmaz? Bilmeyen insanlarda acaba namazın bozuldu mu olur? Peki niçin musallat ediyor? Tahariye, ciddiye, araştırmaya dairdir. Yani Allah bunları musallat ediyor ki ciddi ol, araştır. Uyanık. Uyanıklığa, araştırmaya, ciddiyete vesile olduğu için. Ama bu sistemden de haberi yok ha. Psikoloji hastalar vehmi bilseler, ailevi sorun yaşayanlar vehmi böyle bir çözseler, biraz meşgul olsalar, sorun çözüldü. O zaman ona itibar etmemi. Etmiyor. Ya ne olduğunu biliyorsun. Yani itibar mesela bir tane sana dese ki, ya itibar etme bu şey değil. Ya sen o zaman ha tabii ihtiyacın olduğu için öyle yapıyorsun. Evet abi. Şimdi aç. Şimdi ama vehmi hakikaten bir sistemdir. Dimağda çalışıyor. Diyorum ki bak Erkan, buyur abi. Dimağda soğan kabuğu gibi en diş kabuk, diş dünyayla muhatap, tahayyül. Çalsın. Tahayyül. Gir içeriye. Tasavvur. Yani bunu bir bilse var ya insanoğlu şimdi. Tasavvur. Tasavvur ikinci mertebedir. Bunun içerisinde vehim var, vehim. Vehim varı yok, yoku var gösteren bir duygu. Mesela size uygulayayım. Yusuf dedim 13 yaşında. Ya çok sıkıldım. Acaba gitsem mi eve ya? Bu fazla kaldım galiba. Tabii. Kaldığın yeter ya. İçelim mi söz? Ya bak sen olur mu ya yeter? Bak bunlar kalıyor. Tamam ama sen işte baksana sokaktaki insanlara göre sen 3-4 gün kaldın. Bak onlar hiç kalmadı. Yeter sana. Baktı ki tutmadı. Hemen benim diyor ki lan gelecek sene gelirsin ya o zaman ben bir hafta yaparsın. Ya. Şimdi yeter ya. Evde laptoplarım var, bilmem neyim var, tabletim var, yani bir sürü şey. Kim söylüyor bunu? Nefis. Nefis neyi kullanıyor? Vehmi. Düşüncemizi kullanıyor. Düşüncemizde bir vehim varmış. Bunu böyle gösterenin adı vehimmiş. Yoku var, varı yok gösteriyor. Ya evde huzur mu var? Buraya göre. Ya eve gitsen, ya orada da yaparsın ya. Çok iyi biliyorsun ki yapmasın. Ya burada okudun Kur'an'ı, orada da okursun ya. Namaza, tabii canım, annen kaldırırsın. Hep hikaye.
bu yapıyor. Tamam? Bana da yapıyor, merak etmeyin. Bana başka şey diyor. Bana başka şeyler diyor. Yakaladım, yakaladım. Bugün öğle namazında yaptı bana. Sünnette. Bir rekatımı aldı, lanet olsun. O şeytan. Bir rekatımı aldı. Bir rekatı aldıktan sonra uyandım, baktım bir rekat gitti. Beni götürdü başka yerlere. Namaz daha. Uyandım ama bir rekat gitti. Yazık. Üçte bir. Galibiz ama üçte bir ya. Sebep neymiş? Sebep. Ya abi hastalık, kanser geldi. Anhanım böyle yaptı, kocam böyle yaptı, patron şöyle yaptı. Yani yağmur vardı, meyve vermedi, kuraklık oldu. Sebepler ya. Sebepler dört taneymiş. Bahaneymiş, hiçmiş, perdeymiş, zahiriymiş. Külliyatta dört tane geçiyor. Bunlar hikaye. Allah onları kullanarak yapıyor sana. Kader hakimdir. Meşiyet-i ilahi hakimdir. İrade-i külli hakimdir. İrade-i cüz'i geri verir. Senin irade-i cüz'en çok cüz'idir, nakıstır. Ya abi ben böyle demeseydim ailevi sorun yaşamazdım, şöyle olmadı. Lan onlar zerrede birdir. Böyle olacaktı zaten. Sebepler de olması lazım. Bu sefer oradaki sebebi olan şikayet Cenab-ı Hak'a gidecekti. Evet, gidecekti. Başka konuyu değiştiriyorum. Ya olur mu abi, ne diyorsun sen ya? Tamam kardeşim, sen nasıl itikad ediyorsan öyle yap. Sebebi dört tanedir. A, B, C, Ç, D'den kalsın kafanıza. Ezberlerimiz kolay olsun. Kolay olsun. A'dan sonra B. A, B, C, Ç, D, E, F, G. Gidiyor ya. Sebebi şimdi yapıyorum. Sıra A, B, C, Ç'ye kolay olsun diye. B. Bahanedir. H. H, B'den sonra gelmiyor mu? A, B, C, Ç, D, E, G, H. Demek ki sebep bahanedir. B. Bahane. Ezberlemeniz için. Ondan sonra gelen sırada H var. C, Ç, D, E, F, G, H. Hiçtir. P. Perdedir. En son harf zahiridir. Ben böyle ezberliyorum. A, B, C, Ç'den. Sebep bahanedir, hiçtir, perdedir, zahiridir. Başka, benim yaşadığım bir halet-i rühiyem. Bak sizinle paylaşıyorum. Bakayım neymiş. Ben yaşamışım. Ondan sonra iki yerde okuyacağım, keseceğim. Neymiş bakayım, sen de merak et. Ben bir yaşadığım aleti kırmızı yazmış, şey boz çizmişim. Pek okuma ama okuyayım. Boşa bir, başa bir musibet, bir hastalığa düçar oldum. Epey oluyor bu. O, tabii eski. Ben bir hastalığa düçar oldum. Hasta olmuşum. Hemen geçmişimdeki, hem de en yakın geçmişimdeki hatamı hatırlattı bu hastalık bana. Ya Rabbi, anladım. Hatamı anladım. Tövbe dediğim, hemen o musibet lezzeti inkılap ettiğini gördüm. Hastalığa düçar oldum. Sen de belki musibet olur, hastalık olur. Bir hemen dön. Ya niye aslında? Resulullah bir hata mı yapmıştık, hastalık geldi ama? İnsan bir geçmişine dönüyor, bakıyor ya. Ya niye Allah müsaade etmi? Acaba beni bir yere taşımak için, Allah bir insana diyor hadiste, makam vermek ister ama ameli muvaffak değil. Hiçbir kusur olmadığı halde hastalık musibete düçar eder ki günahlarını silsin, sıçrasın oraya diye. Veya kefaret-i zünup olur. Veya koyuna atılan taş gibidir. Tamam mı? Bu sebeplerden bir tanesidir. Bir tane de size bir şey söyleyeyim de şaşıracaksınız. Şefkat tokatı iki çeşittir temelde. Bunu bulmak zordur. Şu söylediğimi bulmak zordur. Bir, avam talebeler için hatadan sonra tokat gelir. Hata. Ustad gibi insanlara, önden gidenlere, abi olanlara, abla olanlara, topluma örnek olanlara hata yapmadan onlara tokat geliyor, musibetler geliyor. Sakın ha. Nereden çıkarıyorum biliyor musun?
Ben diyor 28 sene görmediğim eza cefa kalmadı. Hapishaneden hapishaneye, sürgünden sürgüne 28 defa da zehirlendim. Ya tamam, beşerin zalimliği tamam, zulmü tamam, teslim ettim. Ama kader niye müsaade etti diye 28 sene bunun sebebini arıyordum dedi. Hatırladınız mı? Emirdan. Ne diyor? Sakın sakın ha hizmet-i imaniye Kur'aniyeni şahsi kemalatına ve terakkiyatına ve hizmet-i imaniye Kur'aniyeni azaptan ve cehennemden kurtulmana sakın vasıta yapmayasın. Tamamen hizmet-i imaniye Kur'aniyeni rıza ilahi yapacaksın diye onun için geliyormuş bela. Onun için havas olanlara, üstü olanlara, önde olanlara hatalarından dolayı tokat gelmez. Ya sakın ha! Testiyi kırdıktan sonra Nasrettin Hoca dövse ne olur? Öyle değil mi? Testiyi kırmadan dövmüş değil mi? Pat küt, pat küt çocuk, niye dövüyorsun? Kırarsın diye. Ha şimdi kırma. Kırdı, dövdü. Ne işe yaradı? Geri gelir mi? Enes? Yok abi. E tamam. O zaman her gün dövmek lazım. O zaman şimdi musibet gelmeyen insanları gördüğümüz zaman aslında onlar için bu iyi değil. İyi değil. Niçin değil biliyor musun? Devam ediyor. Gafet. Niye bak? Sana vurabilir miyim şimdi? Uzak bir. Buna? Tokat, şefkat tokatı yakın olanlara vurulur barlada der. Uzak olanlara. Muhammed sana vurabiliyor muyum? Yok, vuramıyor. Bak buna vuruyorum. Yakın. Şefkat, tokat yakın olanlara vurulur. Eğer bir insana hatası olduğu halde, bildiği halde, eğer bir musibet, hastalık, tokatlar gelmiyorsa, ahirete kalmış demektir. Bir başkasına söylüyorum, bir üst seviye, havas, suç yapmadan tokat gelir onlara. Abi olanlara, önde gidenlere, Ben hata yaptım, tamam mı? Hata yaptım diyelim. Bana tokat geldi ama bir sürü insanlar taklit etti. Ne olacak ki o? İlk önce tokatı önce geliyor. Anladınız mı? Peygamberlere de böyle olmuş. Ustada da böyle olmuş. Bir daha okuyorum. Başa bir musibet, bir hastalığa düçar oldum. Hemen geçmişimdeki hem de en yakın geçmişimdeki hatamı hatırladım. Ya Rabbi anladım, tövbe dediğim anda hemen o musibet lezzete inkılap etti. Musibet devam ettiği halde, musibet devam ediyor ama beni ezmiyor, lezzet alıyorum. Çekiyorum. Oh, oh, ama hatanı biliyor musun? O hatanı biliyor musun? Onun için oh deyince oh, oh diyorsun vicdanen. Ceset diyor, ruh oh. Yani bu bunun için olduğunu bilince keyif alıyorsun. Musibet devam ettiği halde beni ezmeyi bıraktı. Musibet devam ettiği halde beni ezmeyi bıraktı. Allah'ın icraatını seyretme haletine girdim. Bu sefer Allah'ın icraatını seyrediyorsun. Yani şunun için bu var ya bu. Böbreğim ağrıyor. Ama itikadım nerede? Şu hatamda, şu kusurda. Geçmişinde şu kusur. O zaman yaparken ruh diyor. Niçin? Sen öyle bir makama geldin ki o kusurun, geçmişteki kusurunda bugünkü böbrek ağrısını bir görüyorsun. Allah'ın nazarıyla bakıyorsun artık. Sana artık musibet, hastalık seni ezmeyi bırakıyor, keyif almaya başlıyorsun. İnsan şu kusurundan dolayı şu ceza geldi diye bilirse keyif alıyor. O onu ezemez. Eziyorsa, alacağım sorunu, eziyorsa o kusura, kusur olduğuna samim inan. Söyle. O zaman şöyle düşünebilir miyiz hocam? Yani biraz önce yakınlık uzaklık meselesi, böyle musibetlerde. Demek ki ben, Allah beni şöyle diyebilirim. Kale alıyor. Kale alıyor ki bana bu tokadı vuruyor. Evet.
Mahkeme-i Kübra'ya bırakmıyor. Evet. Bu dünyadayken şeyin karşılığını... Ya makam, ya Allah makam kastetmiştir, rivayeti var. Kişi diyor, Allah bir makama çıkartacak. Buraya. Ama kendisi burada. Bu makama, bu makama çıkacak ameli yok. Yani yapamıyor ama Allah kastetti. Bu sefer günahını siliyor musibetlerle. Kantar düşünün, taşlar var. Bunun havaya kalkması için ya buradan bir taş alacaksın veya buraya bir taş koyacaksın. Hadis-i şerif mi abi? Hadis-i şerif. Birincisi budur diyor. Bir Allah makam kastetmiştir, Allah nasip etmiştir ama ameli muvaffuk değil. Bu sefer hastalıklarla günahını siliyor. Sevaplarla günahını arttırmaya gitmiyor. Günahı siliyor. İkincisi, Allah bir insana musibet verirse diyor ikinci hikmeti, günahına kefaret-i zünub oluyor. Üçüncü hikmeti, koyunlara atılan taş gibi sana yol gösteriyor. Dördüncü hikmeti, havasadır. O bize biraz zor olur. Hiçbir suçun yok. Geçmişi de yok. Şeyin yok. Ha, tokat vuruyor, sakın ha! Dikkat et! Sakın ha! Dikkat et! Dikkat et! Dikkat et! Testiyi kırmadan dövüyor. Bu havasa geliyor işte. Abi ben ne yaptım ki bu başıma geliyor? Hakikaten bir şey suçu yok mu? Geç geçmişine. Abi hiç hatırlamıyorum. O maşallah ya. O zaman Allah seni bir makama çıkaracak. Abi onu da beklemiyorum. Demek ki hata yapma ihtimali var önünde. Bir hadise var, viraj var. Ya ailevi sorun yaşayacaksın. Ya sihat sorunu yaşayacaksın, ya ekonomi sorunu yaşayacaksın veya bir şeyler. O olmadan önce Allah onu biliyor. İlk önce ikaz ediyor. Musibeti çakıyor. Sakın ha. Ona seni hazırlıyor. Eğer bunları bilirsen Allah'ın icraatına seyretme haletine giriyorsun. Demek dengelemek için ikaz ediciler lazım. Mesela uçakta da öyle. Rüzgar bir buraya böyle oluyor. Sonra uçak niye toparlanıyor? Uçakta şöyle bir sistem var. Böyle tutmuşsa, uçak böyle harici hadiselerle eğiyorsa otomatiktir. Ben mesleğimdir biraz uçakta. Otomatik denge unsuru hemen buraya ağırlık veriyor, uçağı düzeltiyor. Pilotla alakası yok. Onun için uçaktan korkan, korkma ya. Paldır kötü ya, merak etme. O düşmeye şansı da yok onda. Çünkü niye? Eğildi, pat diye ağırlık buraya geliyor. Otomatik geliyor. Tak bunu düzeltiyor. Şöyle oluyor. Düzeliyor. Yani o adam düzeltsin, pilot yapsın değil, pilotla alakası yok. Pilot yalnız komutu şu verdi, düz dur. Düz durması için. Yani o kadar devreler var ki, tak tak tak. Cihaz ciddi. Kanat kopmadıkça, cihaz ciddi bozulmadıkça, her cihazdan da iki tane var. Uçakta. Bir mesleğim ya bu. Her cihazdan iki tane var. Bir tane bozuldu, ötekisi devreye giriyor. Zaten bozuldu, ötekisi devreye girdi mi en yakın havalimanına iniyor. Bir taneyle gitmez. Gider ama risk almaz. İşte vücutta da öyle. Hastalık, abi hastayım. O kadar savunma sistemi var ki uçağa da benzemiyor. Sana rağmen sen düşünmeden devreye giriyor. Ateşi düşürüyor, kan ayarlıyor, toksinleri şey yapıyor, terliyor. Sen mi iyi istiyorsun? Bugün Kur'an okuyorum sabah. Bak şimdi, ulan terde su oldu. Sabah ya, herhalde çok tuzlu zeytin. Bilmiyorum bir tuzlu bir çayı. Vücut dışarıya attı. Ben miydi? Hiç sonra demedim. Allah Allah. Yani savunma sistemleri sana rağmen çalışıyor. Endişe etmeye gerek yok. Her şey kontrol altındadır. Panik yapmaya gerek yok. Her şey kontrol altındadır. Sen kafanı sokuyorsun olaylara. Sokma. Sen ne karışıyorsun uçağın böyle böyle olmaz. Abi ne olacak? Sen kafan küçük kafan biliyor mu onun mekanik mühendislik hesaplarını? Bu hava şiddetlerini 300 kilometre ile şuradan vurursa uçak ne olur? Buradan bunlar senelerce hesap edilmiş. Senin ve benim küçük kafayla bu hesap edilmez. Abi sallandı düşecek. Ona sallamayla düşseydi de şimdi hiç her sene 20 milyon uçak uçuyormuş. Bir senede 20 milyon. Bazen bir veya iki düşer. Onların istatistiğini de bize okulda anlattılar. Yazın yolcu taşıyacağım hırsından dolayı bir cihazı bozulmuş, onu tamir etmeden, bakımını yapmadan uçuyormuş. O da bozulunca düştü. Mesela Fransız uçağı, Air France'a Amerika'dan gelirken okyanusta düşmesinin sebebi 52 tane arıza varmış. Yolcu çok olduğundan dolayı hiçbirisini bakıma almamışlar.
52 tane uçakta arıza bildirimi varmış. Yani kış gelsin, yolcular düşsün, o zaman hangara sokarız demiş. Ne anlatmaya çalışıyorum? Vücutta da öyle, vücut, ailede de öyle. Aile virüsleri oluyor, kavgalar oluyor, çocuktan, hanımdan şu. Hemen savunma sistemleri devreye giriyor, derse geliyorsun ya, otomatik ruh imal ediyor. Halet veriyor sana. Daha önce en ufak bir ayağına birisi bassa tahammül edemezsin, koca bir musibete. Şimdi Allah değişik haletler veriyor. Denge ya, uçak böyle vurdu, eğildi. Böyle duracağını zannediyor. Aa, pilot kafasına gelecek, alın düzelteyim. Pilotla alakası yok. Eğildi. Bunu böyle yapması için burada denge taşlar var. Tak buraya kayıyor bu. Su terazisi gibi. Sana rağmen çalışmıyor mu? Su terazi böyle yap. Su böyle olur değil mi? Tak, su böyle olur. Böyle yap, böyle olur. Sistem kardeşim, sistem çalışıyor. Şimdi gelin konuma. Bunları bilince bu dersleri böyle... Allah'ın seyretme makamına çıkıyorsun ki bu sefer hastalık musibet seni ezemiyor. Keyif vermeye başlıyor. Yani diyeceğim şu. Niçin geldiğini bilirsen o elem ve musibet lezzetlere inkılap ediyor. Bu ben niye çekiyorum? Buram kırıldı. Oh. Veya böbreğim ağrıyor. Oh. Geç, geç geçmişe. Şu hatamdan dolayı vay. Yaparken ruh oh elhamdülillah diyor. Niçin geldiğini bilirsen sana keyfe dönüşür. Ama niçin geldiğini bilmesen ben ne yaptım, ben ne özelliğim vardı ya, ben o kadar isyankar mıydım, şu kadar serseri sokaklar var, Allah onlara tokat vurmuyor, bana vuruyor diye imanını kaybeden çok Müslüman var. Konuyu değiştiriyoruz. Bir hizmette emsallerin olmasının hem lezzetleri var hem de sıkıntıları var. Emsalin olduğu için güzel güzel sohbetler, latifeler edebiliyorsun. Bu lezzet tarafı. Eğer uyumun yoksa bunun tersi sıkıntıların, kavgaların zemin olmuş oluyor. Mesela bu kendim yaşadım. Mesela senin bu hizmette emsallerin var değil mi? Var. Benim yok. Kimle sohbet edeceğim o tat tat tat? Yani yaşım olsa bile emsal yaşım. Ama benimle bir mazisi olan yok. Yani ben 30 sene, 30 küsür sene bir hizmette. Benim emsalim, akarinim yani benimle beraber bu 30 seneyi geçiren benim emsalimdir. 30, benim yaşımda sokakta çok insan var ama emsal değil. Emsal demek... Bir hizmette, bu dershanecilikten bahsediyorum. Sen çıraklığını, işçiliğini, sıkıntısını çektiğin bir hizmette, ameliliğini yaptığın bir hizmet düşün. Yani bu hizmetin ameliliğini yapıyoruz. İşçiliğini yapıyoruz. Çıraklığını yapıyoruz. Tamam mı? Seninle beraber bu hizmete girmiş, sen kaç yaşındasın? 30. 30 yaşında. Çok emsalim var. Ve seninle girmiş. Hatta parkura senden önce giren çok var, 30 yaşında. Belki sen kaç yaşında girdin sisteme? Dershaneye mi abi? Dershaneye. 24. 22 yaşında sisteme giren var. Ha, yaşlanınca sen, diyelim ki 50-60, Allah hayırlı ömür versin hepimize, 50 yaşındasın. Diyelim ki 20 sene daha geçti. Ne yaptı şimdi? 20 sene daha geçti, 30 sene hizmette geçti. 30 sene hizmette beraber geçirdiğin bir insanın seninle konuşacağı çok şey var. Çok rahatlatır. Onun için yaşlılardan bir tanesi karı koca vefat ederse o da ölüyor. Cinsellik düşünmeyin. Üstad diyor ki kadından maksat kalbe mukabil kalptir. Ha? Şimdi hanımınla 20 sene 15 sene geçti. Onunla İstersen onun 10 katı güzel bir tane eşi yapsınlar. Senin karına değiştirmezsin. Çünkü onunla bir sürü iyi ve kötü hatıraları var. Oturuyorsun balkonda çay içerken, tatlı tatlı sohbet ediyor. Allah bunu bildiği için seni, hanımını hurilerden daha güzel yapıp cennette sana iş verecek. Niye? Mazide dünyadaki hatıraları var ya, güzel bir sürü hatıraları var. Şunlar bunlar. Onu tatlı tatlı konuşasınız diye. Huriyle konuşamazsın ki onu. Oraya diyebilir misin? Ya hatırlıyor musun?
deprem vardı da hani çocukları, bir sen ufak çocuğu aldın, ben Abdülkadir'i aldım, sen Abdülrezak'ı aldın, dışarıya çıkıyordun, çıkıyor musun? Hatırlıyor musun? Hanım der ki, he ama sen ölüm korkusundan hemen kapıdan bizden önce çıktın, asla beni çıkarmadın. Bunu Huri ile konuşabilir misin? Böyle bir şey olmamış ki. Ya. Hatırlıyor musun bey? Neyi? Falan tarihte yemeğe az tuz koymuştum da sen de çok asabiydin ya. Ha, hakikaten ya, boş ver ya. Huri ile konuşabilir misin? Huri'de böyle bir şey olmamış ki. Ulan geçmişi tadat etme, kavga dahi olsa zevk verir ya. Ha, bu hizmette emsalin varsa ama uyumluysan büyük nimettir. Çünkü ben mesela şimdi yalnızım. Benimle vakıf olup da ayrılanların adedini bilmiyorum. Mesela en son burada 37 kişi ayrıldı. Vakıfları mı bıraktı? Ya bir %90'ı vakıflı bıraktı, %10'u başka yerlere gitti. Toprak yaşamı mı dahil oldu? Yok, evlendi yani. Evlendi. Evlendi. Yani peki, ben şimdi, ben 52 Ağustos'ta, işte bir ay yok, 53 olacağım, 53'te. Eşin 30 yaşında. Olsa bile konuşacağız ama Resul'le ne konuşacağım, azim yok ki. Değil mi? Resul ancak şu, tahayyül ne demek abi? Tasavvur ne demek abi? Değil mi? Peki, sohbet ihvan lezzetlerin bir tanesi değil mi? Yani sıkıntıdan kurtulmaya sebep 3 tane şey var diyor Allah Resulü. Sohbet ihvan, tilaveti Kur'an, münacatı Rahman. Kur'an okumak, namaz kılmak, ubudiyet etmek, ehilleriyle, yani bu işin ehilleriyle, kamil insanlarla sohbet etmek. Sohbet kendisini paylaşmak demektir. Şimdi ben 1980 ihtilalini benimle yaşayan bir vakıf düşünün. 80 ihtilaline biz Şişli'ye götürüldük. İlk Kur'an harflerinden dolayı, harf inkılabından dolayı yargılandık. Deccal'ın inkılaplarından bir tanesiyle ilk 80'de onunla yargılandık. Kur'an öğretmek suç ya. Niye? Harf inkılabına zıtmış. Bu durumdayız. Birkaç kişiyiz. Şimdi onlar yok. Onlar olsa da, ya hatırlıyor musun Said? İşte şey ne oldu? Hatırlıyor musun? Hey ya, vay be. Şimdi okullarda Kur'an-ı Kerim dersi var. Hatırlıyor musun? Şimdi bu gençler bilmez yani onu. Ben Kur'an öğretmekten sınıfta yargılandım. Askeriye 80 ihtilalinde. Ya ne kadar yargılandım? Tamam. Acayip bir şey. Deccal'dan bahsetmekten yargılandım 83'te. İçeriye tıkıldım. Ondan işkence gördüm onu. Şimdi barbar her tarafta videoları var. Selanik Yahudisi olduğunu, Türk olmadığını, Müslüman olmadığını. Zaten kendisi söylüyor. Dostlarıma kızıyorum beni Müslüman göstermelerinden diyor. Ben Müslüman değilim diyor. Vesaire. Biz o zaman şimdi benim akranımla yakınlarım olsa o olayları beraber yaşadık. Tam ders anında baskın yedik. Hani anlıyor musun? Ha ama eğer uyum yoksa emsal olmak da beladır. En büyük bela artık o hizmete en büyük. Hani bu olsa beni biraz rahatlatır. Ama emsal olup da uyumsuzsak aman. Aman kalsın onun faydası da. Hizmeti tarumar ediyor. Hiç kale almıyor hizmet. Ya bizden dolayı pamuk ipliğiyle bağlı İnsanlar var. Ona biz kavga edersek bunların güvenlerini sarsarız, itimatlarını sarsarız. O kavganı da denmiyor. Peki son şeyimiz olsun. Söyler misin hangi peygamberin, hangi Allah dostunun ömrü sıkıntısız geçti? Bir gecede sıkıntıdan 9 dişi düşen Bediüzzaman Hazretleri'nin talebesi değil miyiz? Sıkıntıdan bir gecede 9 tane dişi düşen ustadın talebesi değil miyiz? Seni olgunlaştıran, istikamete koyan, yabancı tarlalara girmekten seni koruyan değil midir sıkıntı?
Seni çok günahlardan koruyan değil midir sıkıntı? Allah'a hangi sebeple ihlaslı yalvaracaktın sıkıntın olmasaydı? Ya Rabbi. Ama diğer gün şöyle. Ya Rabbi. Amin. İmam orada namaz, dua ediyor. Ama derdin varsa, Ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmetine Ya Rabbi. Allah'lığın hatırına Ya Rabbi. İman edenlerin hatırına Ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin. Şu sıkıntımı kaldır Allah'ım. Ya sıkıntın olmasa bu samimiyeti nerede bulacaktın? Allah'a hangi sebeple ihlaslı yalvaracaktın? Hangi sebebin olacaktı? Senin hastalıklar, sıkıntıların olmamış olsaydı neyle arınacaktın? Neyle günahların temizlenecekti? Sıkıntının gelmemesi sıkıntılara sebebiyet vermeyecek miydi? En büyük sıkıntı sıkıntının gelmemesidir. Dertlerin gelmemesi dertler olmayacak mıydı? Bunlar kimden, neden geldiğini biliyorum de rahat et. Bunlar, bu sıkıntılar, dertler kimden, neden geliyor de rahat et. Sana kimsenin hükmetmesine müsaade etme. Yönetemediğin duygular ve hisler sana yük olur. Yönetemediğin her şey seni yönetiyor demektir. Aklına hakim değilsen akıl sana hakimdir. Bela da odur işte. Ruhunu Azrail Aleyhisselam'a mı yoksa günahlarına mı teslim ederdin? Ruhunu Azrail Aleyhisselam'a mı yoksa günahlara mı? Hangisine teslim etmek isterdin? Sıkıntı karışımların azalmasından kendini gösterendir. Sıkıntı neymiş? Karışımların azalmasından kendini gösterir. Nasıl ki yemeğin her şeyi yerindedir. Yemeği ısıtırken ocakta unutmuşsun, çok kaynamaktan suyu uçtu, tuzu galip geldiği gibi yemekte tuz çok güzeldir. Galip getirmek senin gafletindendir. Hastalık da bunun gibidir. Yemek çok iyiydi. Isıtmak için koyduk ocağa. Dağıldın bir şeyle, telefonla. Kaynaya su uçtu. Ne demek? Su uçtuğunun diğer adı tuz çoğaldı demektir. Suç kimin? Senin. Bu yolun yokuşları da var. Önüne ummadıkların mı çıkıyor ki endişe ettin? Dünyada ummadıkların mı oluyor? Dünya zaten böyleydi. Mehleke yeri. Yaşadıkların dünyanın gerçekleri. Kabullenmek zor ama hazmetme kabiliyetini geliştirir. Bunlar dünyanın gerçekleri ama hazmetmek zor ama hazmetme kabiliyetini geliştiriyor sıkıntılar. Ve savunma sistemleri aktif olup güç kazandırıyor sıkıntılar. Biraz hayata deli olun. Biraz hayata akıllıca bakmayın. Biraz hayata deli olun. Kara kucak güreşin. Düşünme ya biraz. Yükünü dünyaya bırak ya. Gemiye bırak. Yani akıllı olup dünyanın yükünü çekeceğine deli olup da yükünü dünyaya bırak var ya. Biraz deli olun. Bedensel dürtülere vurdum duymaz olun biraz. Ağrıyor. Ağrısı ağrısın ya. Biraz bedensel dürtülere vurdum duymaz ol ya. Niye ikide bir elinde tansiyon yok, nabız ilacı bilmem şey ilaçlarla dolaşıyorsun? Hayır hayır. Sen bunu rahatlıkla becerirsin. Beceremem. Ben hassasım dediğinden olmuyor işte. Sen hassas değilsin. Öyle inandırmışlar seni. Biliyor musun? Dağların ve hiçbir şeyin kaldıramadığı emaneti sen kaldırıyorsun. Bundan ağır bir şey var mı ki ben bunu kaldıramıyorum diye yalancı vehmini, hezeyancı aklını, aldatıcı nefsinin avukatlığını yapıyorsun. Ben kaldıramam diyorsun. Kaldıramadığı bir şey mi veriyor sana? Sadakalarla sıkıntılarınıza karşılık verin.
ruh imalat atölyesi gibi iman balını yapıyor. İman hem nurdur hem de kuvvettir. Yani mahluktur hakikati imanın. İmanın mahiyeti mahluk değil. Kaynağı mahiyet. Ama imanın hakikati nurdur, kuvvettir. Bu noktadan vücudu haricisi olan mahluktur iman. Ruh, nurani, iman nurunu, kuvvetini üretiyor. İmalat yapıyor ruh. Ondan her derdin dermanı imandır. Çünkü iman enerjidir. Kuvvettir, nurdur. Onun için her derdin dermanı odur. İmanını artır, enerjini artır, kuvvetini artır. Hatalar, günahlar, eksikler, sıkıntılar yok olsun. Sırf ustada haiz değil bu iman artırmak. Onun çok güçlü olduğundan, ustadın imanı çok güçlü olduğundan zehire mukabele etmiş. Zehir tesir etmemiş. Ustada mahsus ise kitaplarda niye geçmiş? Diyor ki Evrad-ı Kutsiye-i Şah-ı Nakşibend'in Evrad'ı ve Cevşen-i Kebir mutadid defa zehirlere galip etti diyor. 131 emir daha bir. Bir de 148. Bizimki de çapına göre dertlerine mukabele edebilsin canım imanım. Doğru iş yaparken insanın da doğru fikirleri neşunema olur. Yani insan doğru iş yaparken doğru düşünüyor. Doğru düşünürken de doğru iş yapar. Ama kötü düşünürken asla kendini iyi hissedemezsin. Bazı olumsuz zannettiğimiz şeyler var ki gün gelir iyi ki o haletleri yaşamışım dersin. Öyle geçmişte çok bağırdın, çağırdın var ya, onlar nereden geldi başıma dediklerin var ya, gelecekte diyor diyeceğiz ki veya demişiz ki iyi ki onları yaşamışım. O zaman bugünkü sıkıntına da gelecekte iyi ki yaşamışım diyeceğini duy. Sen hedef ve ideal olarak neyi belirlemişsen adımlarını ona göre atarsın. Hedefine menfaatla, fedakarlıklarla varırsın. O zaman hedefini o kadar büyüt ki başka bir şey seni meşgul edemesin. Unutma, Allah'ın dostlarında ne korku var ne hüzün var. Bitti. Allah'ın ayetiyle mi bitirdim bilmanıma ya? Unutma, Allah'ın dostlarında ne korku vardır ne hüzün vardır. Allah dostlarına böyledir. Dost olmaya kalk. Mücadele etme öteki köpeklerle. Köpeklerle uğraşma. Sahibin. Allah ile dost ol. Ne korku olur, ne hüzün olur. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tıma selavat.